Herkese merhaba. Apple iOS 6'yı söz verdiği gibi 19 Eylül tarihinde yayınladı. Biz de bu güncellemeyi hem iPhone 4S hem de yeni iPad'e indirdik. Bu videoda iOS 6'nın 200'den fazla yeniliğinin birkaçına göz atalım. Öne çıkan yenilikleri sizlere aktaralım. Görmüş olduğunuz gibi iOS 6 ile birlikte gelen ana ekranda YouTube uygulamasının yokluğu hemen dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra harita uygulaması da Apple'ın yeni uygulaması artık. Onun da ikonu çok az değişikliğe uğramış, bunu söyleyebiliriz. Öncelikle harita uygulamasına bakalım hep beraber, neler var neler yok harita uygulamasında. Görmüş olduğunuz gibi aslında eski harita uygulamasının görünümü, arayüzü korunmakta. Ufak tefek değişiklikler var. Yine baktığımızda iğne ekle, yazdır gibi özellikleri görmekteyiz. Haritaları standart görünümde, bunun yanı sıra standart ve uydu görüntüsünü bir arada olduğu hibrit görünümde görüntülemek mümkün. Yine yakınlaştırma dikkat çekiyor. Yakınlaştırma yaptığımızda grid görünümü, ızgara görünümü biraz daha farklı. Görmüş olduğunuz gibi uydu görüntüsü yine detaylı görüntüleri vermekte Türkiye için. Bu dikkatimizi çekiyor. Hemen sol alt köşede konum belirleme ve 3 boyutlu görüntüyü görmekteyiz. 3 boyutlu görünüme çevirdiğimizde harita biraz daha yatay hale geliyor. Eğikleşiyor ve bu şekilde 3 boyutlu şekilleri, yer şekillerini görmek mümkün oluyor. Tabii ki hava görüntüleri var. 3 boyutlu hava görüntüleri. Bu İstanbul'da desteklenmiyor. Dünyanın önde gelen şehirlerinde desteklenmekte. Mesela Londra'da destekleniyor. Yeni iPad'de görmüş olduğunuz gibi karşımızda Londra ve Londra'nın 3 boyutlu hali şekildeki bir karşımıza çıkıyor. Binalar 3 boyutlu şekilde her biri mükemmel doğrulukta çizilmiş. Doğrusunu söylemek gerekirse iOS 6 ile birlikte gelen haritalardaki bu 3 boyutlu hava görüntüsü biraz SimCity'yi andırmakta. Görüntülerin bilgisayardan çıktığı yapay olduğu oldukça belli. Ancak bir o kadar muntazam bir görüntü söz konusu, oldukça hoşumuza gitti bu hava haritaları. Umarız kısa zamanda en azından İstanbul için bu hava haritalarını görmüş oluruz Türkiye'de. Devam edelim, yine harita uygulamasına geri dönelim. Harita uygulamasının dikkat çeken bir yeniliği de neydi? Yol tarifleriydi. Yol tarifleri görmüş olduğunuz gibi oldukça rahat bir şekilde ulaşılıyor. Ekranın sol üst köşesinde yer alan ikona dokunarak yol tarif uygulamasını bölümünü açabilirsiniz. En son yol tarifleri de burada yer almakta. Bu sayede daha önce girmiş olduğunuz bir kaydı kolaylıkla bulabilir. Tekrar ayar yapmakla uğraşmamak zorunda kalmayabilirsiniz. Bir tanesini yükleyelim, görmüş olduğunuz gibi. Rotamızı bu şekilde başlat dediğimizde. Bu şekilde size yönlendirme yapıyor. Türkçe navigasyon sunulmakta. Bu navigasyon kilit ekranında da açık. Siz arabaya binip iPhone 4S'i doka oturttuğunuzda kilit ekranına girse bile cihaz navigasyon düzgün şekilde çalışmakta. Harita uygulaması genel olarak bu şekilde çalışmakta. iOS'e, iPad'e dönelim. Yeni iPad'e dönelim. Yeni iPad'le birlikte iOS 6'ya gelen yeniliklerden bir tanesi de Siri. Siri'yi yükledikten sonra açmak için öncelikle ayarlara girmeniz gerekiyor. Ayarlardan Siri'yi görmüş olduğunuz gibi aktifleştiriyorsunuz. Türkçe desteği yok Siri'de. iPhone 4S'te nasıl kullanıyorsanız o şekilde kullanıyorsunuz. Home tuşuna basılı tutup "Hi, how are you?" deyip size cevap vermesini bekliyorsunuz. Bakalım Siri doğru anladı mı söylediğimizi. Bu arada bağlantı biraz yavaş kalabilir. Bağlantı yavaş olduğu için Siri bizi anlamakta biraz zorlanıyor. Cevap veriyor. Neyse, devam edelim. Başka bir soru soralım. Bu arada iOS 6 ile birlikte Türkiye'deki mekanlarda tanınmaya başladı Siri tarafından. Her ne kadar İngilizce konuşmak gerekse de mekanlar tanınıyor. Tabii bu mekan veri tabanı biraz kısıtlı. Yaptığı tavsiyeler çoğunlukla bulunduğumuz yere birkaç kilometre uzaktaki yerler olabiliyor. Örneğin şu şekilde. Where is the nearest Burger King? Şu anda en yakın Burger King nerede diye sordum. Siri'de bana cevap vermesini bekliyorum. Restaurants matching Burger King. Two of them are fairly close to you. I've sorted them by distance. Bu şekilde en yakın Burger King'leri görebilirim. Dediğim gibi bayağı uzakta. Buradan haritanın üzerine dokunup harita üzerinde görebilirim. Ayrıca sol üst köşeden yol tarifini seçip buradan o yere yol tarifini alabilirim.
Devam edelim. Yeni iPad ve iPhone 4 ise bunun yanı sıra diğer iOS destekli cihazlara gelen özelliklerden bir tanesi de paylaşımlı fotoğraf yayını. Paylaşımlı fotoğraf yayını sayesinde fotoğraf yayınındaki bir veya birkaç fotoğrafı açık bir şekilde veya belli kişilere paylaştırabilirsiniz. Bunun için ne yapalım? Geri gelelim. Fotoğraf yayınına giriş yapalım. Daha önce iPhone 4 cihazında paylaştığım bir fotoğraf yayını vardı. O fotoğraf yayınındaki fotoğrafları şekildeki gibi görüntülemek mümkün. Yemekler şeklinde bir fotoğraf yayını oluşturdum. iPhone 4 üzerinde, başka bir iPhone cihaz üzerinde ve o paylaşılan cihazlarda görmüş olduğunuz gibi fotoğraf yayın altında özel bir galeri şeklinde gelmekte. Bu arada iOS 6 ile birlikte yeni bir paylaşım penceresi sunulmakta. Görmüş olduğunuz gibi eski iOS sürümlerinde paylaşım penceresi sadece yazılardan oluşan butonlara sahipti. iOS 6 ile birlikte bir paylaşım penceresi var. Özel bir paylaşım tepsisi var ve burada görmüş olduğunuz gibi paylaşım yolları ikonları ile birlikte yer almakta. Bunun yanı sıra fotoğraf galerisi için neleri görüyoruz? Yazdır, kopyala, film rulosuna kaydet. Bu fotoğraf yayın için özel bir seçenek. Bunun yanı sıra duvar kağıdı yap gibi seçenekleri görmekteyiz. Bu da oldukça kullanışlı. Facebook entegrasyonu var. Twitter entegrasyonunun yanı sıra buna dokunduğumda seçmiş olduğum fotoğrafı Facebook'ta otomatik olarak kolaylıkla paylaşabilirim. Bunun yanı sıra iOS 6'ya gelen yeniliklerden bir tanesi bildirim penceresi üzerinden tweetlemek ya da Facebook yayını yapmak. Görmüş olduğunuz gibi tweet ve yayımla şeklinde iki tane buton var. Tweet'e dokunduğumda görmüş olduğunuz gibi tweet penceresi açılıyor ve buradan dilediğim mesajı yazıp tweet uygulamasını açmaya gerek kalmadan doğrudan tweetleme işlemini yapabiliyorum. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi iOS 6 ile birlikte gelen. Tekrar iPhone'a dönelim. iPhone'da başka bir yenilik fotoğraf uygulamasında dikkate çarpıyor. Bu da ne? Panorama. Panorama iPhone 5'in özelliklerinden bir tanesi olarak tanıtılmış ancak iPhone 4S'e de geliyor. Görmüş olduğunuz gibi panorama özelliğine dokunduğumda karşıma panorama penceresi çıkıyor. Yapmam gereken çekim tuşuna basmak ve sonrasında cihazı ok yöne doğru sürüklemeye başlamak. Eğer çok hızlı yaparsanız sizi uyarıyor. Görmüş olduğunuz gibi yavaşta dedi. Bu şekilde bir panoramik fotoğraf oluşturuluyor. Yönü tersine çevirebilirsiniz. Bu da sunulan özelliklerden bir tanesi. Bitti deyip de bu panorama özelliğinden çıkabilirsiniz. Bu özellik de bu şekilde çalışmakta iOS 6'da. Bir başka yenilik ne? iOS 6 ile birlikte gelen FaceTime artık 3G üzerinden de çalışıyor. Bildiğiniz gibi şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına gerek vardı FaceTime'ın çalışması için. Ancak iPhone 4S sahipleri artık FaceTime'ı 3G üzerinden de kullanabiliyor. Şu anda Wi-Fi bağlantısını kapattım. Evet, şu anda 3G bağlantısı var görmüş olduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi 3G'deyim şu anda. iPad ile çalmakta. Aramaya cevap verelim. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi. Evet, 3G bağlantısı üzerindeyken FaceTime araması gerçekleşiliyor. Fazla eko yapmadan kapatalım. Bu özellik de oldukça yararlı olacaktır. Özellikle hareket halindeyken ve çevresinde bir Wi-Fi şebekesi bulunmayan kullanıcılar 3G üzerinden FaceTime görüşmeleri gerçekleştirebilecektir. Tabii ki FaceTime görüşmelerinin ekstra bir veri yükü getireceğini ve kotadan biraz da hızlı düşüşlere neden olabileceğini belirtelim. Yani FaceTime görüşmelerini biraz sık yapacaksanız kotanızın biraz gelişmiş olmasında, geniş olmasında fayda var. Bunu da belirtelim. Bunun sıra iOS 6 ile birlikte gelen bir başka yenilikte yenilenmiş bir App Store mağazası. Görmüş olduğunuz gibi App Store artık yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Siyah renkler biraz daha hakim. Görmüş olduğunuz gibi öne çıkan bölümü farklılaşmış. Bunun yanı sıra sıralamalar biraz daha farklı görünüyor. Paralı ve ücretsiz uygulamalar sağa sola doğru kaydırılan listelerle görüntülenmekte. Uygulama güncellemelerine baktığımız zaman uygulama güncellemeleri de artık biraz daha düzgün hale getirilmiş. Herhangi bir uygulamanın güncellemesini yaparken siz güncelle tuşuna bastığınızda doğrudan ana ekrana gidilmiyor. Bu ekranda, güncelleme ekranında kalıyorsunuz ve ilgili uygulamanın güncelleme prosedürünü bu ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik.
Bu arada güdümlü erişim özelliğini göstereyim sizlere ve bu özelliği de göstererek videoyu kapatalım. Erişilebilirliğe giriyorum. Erişilebilirliğe girdikten sonra güdümlü erişim var öğrenme bölümünde. Bu şu anda açık ve isterseniz bir parola ayarlayabilirsiniz. 000 diyerek bir parola ayarlayalım. Bundan sonra diyelim ki Safari'deyim, Safari uygulamasındayım ve bir web sayfası açık görmüş olduğunuz gibi. Ana ekran tuşuna 3 kere arda arda bastığımda hızlı bir şekilde güdümlü erişim menüsü karşıma çıkıyor. Ve bu menü karşıma çıktığında seçenekler bölümüne giriyorum. Burada güdümlü erişim çalışacağı durumda uygulamanın, cihazın izleyici davranış biçimini belirliyorsunuz. Donanım düğmelerini hep kapalı yapabilirsiniz. Bu sayede donanım düğmeleri, home tuşu çalışmayacaktır. Dokunma ve hareketi açık hale getirebilirsiniz. Eğer bunları da kapatırsanız cihaz hiçbir şekilde işlemeyecektir. Biz dokunma ve hareketi açık bırakalım şimdilik ve başlat diyelim. Güdümlerimi, erişimi başlattığımda görmüş olduğunuz gibi cihazın ekran üzerinde herhangi bir oynama, dokunma işlemini yapamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kilit durumda. Güdümlü erişim şu anda etkin. Çıkmak için ana ekran düğmesini 3 kere tıklatın diyor. 3 kere tıkladığımda şifreyi tekrar girmem isteniyor benden. Ve görmüş olduğunuz gibi güdümlü erişimi bu şekilde kapatıyorum. Bu alanı sileyim. Yeni bir alan belirleyeyim en güzeli. Bir yuvarlak çizeyim. Ve sadece güdümlü erişimi bu alan için etkin hale getireyim. Bunu yaptığımda görmüş olduğunuz gibi o taralı alan dışındaki her alanda istediğim gibi kaydırma hareketi yapabiliyorum. Ancak o alanda herhangi bir hareket yapamıyorum. Bu özellik çocuklar için ideal gibi gözüküyor. Bu özellik kullanarak çocukların sadece tek bir uygulamada ve sizin belirlediğiniz sınırlar içerisinde dolaşmasına izin verebilirsiniz. Ve bu şekilde çocuklarınızı, cihazınızı verdiğinizde içiniz biraz daha rahat olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Tekrar şifremizi girip bu güdümlü erişimi bitir diyerek kapatalım. Evet, iOS 6 ile ilgili özellikler, başlıca özellikler bu şekilde. Tabii çok daha fazla yenilik var. 200'den fazla yenilik var. Ancak videoda öne çıkan bu özelliklere yer verelim istedik. iOS 6 ile ilgili daha fazla detayı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.